hafıza kaybı olmasın diye 2016 yılından bugüne kadar parti içerisinde hem yazılı hem sözlü yapmış olduğum tartışmaları bir kitap haline getirdim ve hafıza dedim adına da bunu da yayınladım. Şimdi bunu neden yaptım? Değişim, dönüşüm, yeni bir anlayış. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla birlikte tartışmaya başlandı. Sadece Türkiye'deki sosyal demokratların değişimi dönüşümüne öncülük etmedi. Avrupa'da da sosyal demokratlar bir çöküntü yaşıyor. Buna da önderlik eden, fikri düzeyde ciddi hamleler yapan adımlar atıldı. Sayın Alın Tarakçı'nın sözünü ettiği tüzük kurultayında aktif üye, pasif üye en kritik noktaydı. Parti içi demokrasi en kritik noktaydı. O maddeler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla istemesine rağmen orada bugün bunu savunanlar ya da karşı çıkanlar tarafından tüzükte yeterli oy sahibine sahip olamadı. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kalksa, kürsüye çıksa ve bu olmazsa olmaz benim koşulumdur deseydi, ki bunu demeyen bir insandır çünkü demokrasiye inanmıştır, deseydi o değişiklik olurdu. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uhdesindeki en önemli değişim parti içi demokrasi. Bakın 12 Eylül askeri faşist darbesinin 2820 sayılı siyasi partiler yasası değişmediği müddetçe tüzüğünüz ne kadar demokratik olursa olsun siyasi partiler yasası buna cevaz vermiyor. Mesela biz diyoruz ki Ekrem İmamoğlu da bunu diyor. Herkes diyor. Cumhurbaşkanı adayı üyelerin katılımıyla yapılsın. Peki Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi ne diyor? Parlamentoda grubu olan partilerin grup kararı ya da 100.000 imza. Peki bunu nasıl aşarsınız? Tüzüğe yazsanız bile aşamıyorsunuz. Ama aşma koşulu var. Üyelerin aldığı kararı partinin kesin kararı olarak kabul edersiniz. Parlamento grubu üyelerin verdiği kararı noter görevi görerek onaylar. Üyelerin katılımıyla genel başkan seçebilirsiniz. Üyelerin katılımıyla il başkanı, ilçe başkanı, yöneticiler seçebilirsiniz. Siyasi partiler yasası buna cevaz vermiyor. O zaman yapılması gereken nedir? Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ile yapılan görüşmede birinci koşul şu olmalıydı. 12 Eylül'le siz de hesaplaşmak istiyorsunuz, biz de hesaplaşmak istiyoruz. Hesaplaşmanın birinci koşulu 2820 sayılı siyasi partiler kanunu değiştirelim. Bu ne Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı döneminde yapıldı ne de şimdi yapıldı. Peki başka şimdi Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor çerçevesinde kalırsa? Yıldırım Kaya, ona da bir yanıt alabilir miyim? Konuklarımı da dinlediniz. Ekleyeceğinizi de biliyorum. İmamoğlu'yla ilgili bir ittifak tamam. Olur mu olmaz mı? Buyurun. Tam onu da söyleyeceğim. Peki oraya gelelim. Söyleyeceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı yönünde itiraz yapılmadı deniyor. Resmi itiraz var. İtirazı Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak yapmadı. Bireyler yaptı. İYİ Parti bu konuda götürdü, dilekçe verdi ama YSK'nın vereceği kararı başka bir yerde tartışamıyorsunuz. Ali Bey bunu iyi bilir. Verilmedi tartışması yapmayalım. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu sürekli seçim kaybetti deniyor. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adayı kimin adayıydı? Devlet Bahçeli'yle, yani MHP ile CHP'nin adayı. Evet, kaybettiğinde kim kaybetti? CHP değil, MHP değil. Devlet Bahçeli değil, Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Tartışmayı buradan götürüyoruz. Ekrem İmamoğlu... Ama ideolojik olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu da bir böyle bir incelerseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayatacağı bir aday mıydı? O da tartışılması gereken bir başka konu bence yani. Orada CHP'nin inceleyip sık dokunması gereken bir konu değil bu miydi? Bu tüzük, bakın olağanüstü tüzük kurultayında... Hani deniyor ya Özgür Özel hodri meydan çekti diye. Şimdi Sayın Ali Bey de açıkladı. Genel başkanın tespit ettiği gündemin dışında bir gündem olamaz. Bitti. Zaten altısında tüzük kurultayı,
7-8'inde program tartışması başlıyor. Şimdi önce programı değiştirirsiniz, programa uygun bir tüzük yaparsınız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve parti yönetiminin, önceki yönetiminin temel eksikliği şudur. O dönem tüzük komisyonu başkanlığını yapan genel başkan yardımcısı tüzük kurultayını resmi olarak başlatmış olsaydı bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Bu partinin tüzük ihtiyacı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı iken tespit edilmiş, ilan edilmiş, tek eksiği resmiyete dökülmemiş. Resmiyete peki dökmeyen o dönemdeki imza sahibi sorumlu olan arkadaşlarımızdır. Peki soruma bugün da yanıt alabilirsem Yıldırım Kaya, reklam da geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi son şunu söylüyorum. Olağanüstü bir kurultay mümkündür. Gazeteci arkadaşlarımız ya da kamuoyu araştırmacıları Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kaybedeceğini söylüyordu. Ama kazandı. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek delege yok. Hı. O eğer delegasyon olağanüstü bir kurultay çağrısı yaparsa o zaman ortaya çıkar. Hı. Kim kiminle ittifak yapacak? Mevcut yönetim gelirken kimlerle ittifak yaptı? İstanbul İttifakı kimlerle olduydu? O dönemde kurultay delegesi seçilenler ya da il delegesi seçilenler bugün yeniden il seçimi olsa nerede tavır alırlar? Bunların hepsi değişkendir. Dolayısıyla değişkenler üzerinden kalıcı yorum yapmak doğru değildir. Bir de kimin evinde siyaset gideceğini, kimin torun bakacağına Türkiye halkı karar verir. Hiç kimse ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir siyasetçiye evine gitsin otursun diyemez. Siz siyaset yapacaksınız, ben siyaset yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıl genel başkanlık yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'na sen siyaset yapma evine git diyeceksiniz. Yine Demirel'in bir sözü vardı, hatırlatalım mı? Demirel'in ilk bu sözleri söylemiş. Ben bu sözü söylemek için kimden izin alacağım? Yıldırım Kaya'dan mı izin alacağım? Yani ondan izin almayacağınız gibi. Hayır, Sayın Tarakçı, Kemal Kılıçdaroğlu'na da evine gitsin hayır, değil mi? Bakın şimdi bu da büyük bir haksızlık olur. Haksızlık demek istemem ama. Siyasetçi, siyasete evine gidecek karşım bu kadar basit. Ya bunu siz kendi söylemiyorsunuz. Birikimiyle, donanımıyla, tecrübesiyle Türkiye'nin ihtiyacı olan birisi için nasıl dersiniz bunu? Yok dedim, ne yapacaksınız yani şimdi? Dedim diyorum peki, Kemal Bey evine dönmüş. Yorumunu bir şey yapacak değiliz de siz niye? Allah peki, Allah ben yani kendi düşüncemi peki, kendi düşüncemi belirtmek için Ankara'da Yıldırım Kaya'ya dilekçe mi vereyim? Yok yok size dilekçe mi vereyim? Bu sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Ali Bey size biz dilekçe mi vereceğiz siyaset yapmak bana için? Bana git yap kardeşim. Bana sizden mi geçti? Zaten yapıyorsun siyaset yani. Yapma şeyi. Benim de kendi tespitimi için size mi soracağım yani? Gazeteci olarak sizden izin mi alacak Kemal Kılıçdaroğlu? Ya niye almasın? Bana ne almazsa almaz gider boyunun ölçüsünü görür yine evine döner. Şimdi yani nezaket üslubunun dışına çıkmayalım da. O zaman gitsin otursun sözü size uygun düşmüyor. Şimdi, Ali Bey bu şey nezaket üslubunun dışına arkadaş, kesinlikle çıkmayalım da. 4-5 Kasım kongresinde Kılıçdaroğlu'nun 750 oyla seçileceğini deklare etti. Dedi ki 750 seçilmezse gazeteciliği bırakacağım. Bakın Kılıçdaroğlu genel başkandı ve ikinci turda 536 oy aldı. Şunu anlatıyorum. İkinci o turun koşullarının da farklılığını biliyorsunuz siz. İkinci turun koşullarını da. Katılmadı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak, şunu söyleyeyim. Şu söylemek istediğim. O 4-5 Kasım kongresi 31 Mart seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi siyasal yapıyı değiştirdi. Sokağın gerçeği de var. Delegelerin de gerçeği var. Ve bugün Türkiye'nin 400'üne yakın yani Türkiye'nin %65'ine yakın CHP'li belediyeler yönetiyor ve doğal olarak delegasyonun tercihi de bakışı da değişti. Söylemek istediğim olay bu. Artık o orana şimdi da ulaşamaz değişti, yani. Değişti bir yargı cümlesi. Bu yargı cümlesi bizim açımızdan da doğru değil. Yani neticede takdiri bizi izleyenlere bırakıyoruz da değişti evine gitsin gibi böyle bu hakikaten nezaketin Bülent dışına Başkan çıkan yargı. Niye nezaket yargı, dışı olsun ya? Bu bir yargı ya ben, cümlesi. Ben yani aynı şeyi Meral Akşener için de söyledim. Bakın neticede, ben aynı cümleyi Sayın Ahmet Karakçı, Davutoğlu için de kurdum. Bak, aynı cümleyi Ali Baba. Çünkü kaybedenler evine dönmeli. Bu kadar yani, basit siyaset. O zaman siz tersinden bakınca şöyle oluyor. Kazananlar hep haklı. Yani ne diyeceğiz? 23 yıllık AKP'nin başarısını, kazancını
Biz o zaman şöyle mi değerlendireceğiz? Müsaade edin. Bakın, müsaade edin, ben de sizi dinleyeceğim. Müsaade ederseniz. Hayır, tüm dünyada Sosyal Demokrat yani. Partilerin genel başkanları kaybettikleri zaman giderler ve evine dönerler. Bu kadar basit. Ya ben de diyorum ki neticede o zaman kazananların hep haklı olduğunu düşünürseniz 22 yıllık AKP iktidarının yaptığı her uygulamayı da onamış olursunuz. Kazanmış olmak illa haklı anlamına gelmez. Kaybetmiş olmanın da bir koşulları var. Belediye başkan adayı oldunuz. Ön seçimle mi oldunuz? Hayır. Partinin atamasıyla oldunuz. Evet. Ön seçim olsaydı olamazdınız. Evet. Yani, ben de buna itiraz ediyorum. Peki, reklama gidiyoruz. Reklama aşamıyoruz. Geldiğimizde bunu konuşalım. Geldiğimizde 5'li dün.